Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 3-9 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet bu hafta genel anlamda dolunaya doğru ilerlediği için ayın etkisi üzerimizde fazla olabilir. Özellikle hafta sonu cumadan itibaren bu daha da artacak. Hafta başında gezegen değişimlerimiz var. Bu günlük hayatımızdaki enerji dinamiklerini değiştirecektir ve motivasyonlarımızı etkileyecektir. Venüs İkizler Burcu'na geçecek ayın 5'inde. Ayın 6'sında da Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Bu dönemde özellikle sizin için biraz böyle ilişkiler ve sosyal konularda daha geri planda kavramlar hareketlenirken, örneğin yani gizli ilişkiler olabilir, bu platonik konular olabilir. Veya yaratıcı bazı sanatsal uğraşlar olabilir. Bunlara ilgi duyarken Merkür Aslan Burcu'nda özellikle para sağlık konularda ya da genel anlamda kişisel kazançlar alanında, ticari konularda Merkür'ün daha faydalı olduğunu görüyoruz. Eğitimle ilgili konular, iletişimle bağlantılı konularda harcamalar da olabilir, kazançlar da söz konusu olabilir. Hafta sonunda Ay Oğlak'ta Dolunay fazında Pazar günü 17 derece Oğlak burcunda olacak ve ilişki evinizde olacak. Kuşkusuz sizin için önemli bir dolunay. Plüto etkili bir dolunay. Aynı zamanda Mars da sizin burcunuzda. İlişkilerle ilgili stresler oluşabilir bu dolunayda. Dikkat etmekte fayda var. Partner ilişkilerine, evlilik gibi konulara dikkat edin. Güçlü dönüşüm enerjileri var. Yani sorunlu bir ilişkiyi bitirebilirsiniz bu dolunayla beraber. Sözleşmeli ilişkiler ve işbirlikleri de buna dahil olabilir. Ani stresler olabilir. Yakın arkadaşınız, partneriniz veya işbirliği yaptığınız kişilerle ilgili beklemediğiniz güçlü bazı baskılarla da karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu dönemde açık veya gizli düşmanlıklara dikkat etmekte fayda var. Rekabet içerisinde olduğunuz her türlü kişiye, rakiplere ve herhangi bir dava, mahkeme gibi durumlara da yine dikkat etmekte fayda var. Pluto demek biraz baskı demek, güç demek, mücadele demek. Sevgili yengeçler, evet hafta sonu genel anlamda duygusal, hem bedensel hem ruhsal olarak hassas olabileceğiniz bir süreç. Bunu dengelemeye çalışın, çok fazla dürtüsel davranmamaya çalışın. Aksi halde duygusal hassasiyetler fiziksel olarak da sizi etkileyebilir. Özellikle mide ağrıları, sindirim sistemi sorunları bu dönemde artabilir. Kendinizi çok fazla yormayın sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.